arkadaşlar şimdi Türkiye'de ve dünyada turizm ölçeklerine bakacağız. Turizm belli şartlarda belli özellikler içerisinde yapılan farklı bir faaliyet türü olarak karşımıza çıkacak. Turizm deyince aklımıza ilk gelecek şeylerden bir tanesi de doğal güzelliklere bağlı olarak yapılan turizmdir. Bu herhangi bir yerde herhangi bir cazibe merkezi olabilir. İnanç turizmi yine öncelikli olan turizm sektörlerinden biri. Ziyaret turizmi yine aynı şekilde. Sağlık, kongre, iş, tarihi ve kültürel alan turizmi, dinlenme ve eğlence, eğitim, turizmi olarak turizmi ana başlıklara böldük. Şimdi inanç turizmi deyince aklımıza dünyada ya da Türkiye'de hangi örnekler gelebilir? İnançta örneğin Konya inanç turizmini Türkiye'de yaşayan yerler arasında öncelikli. Peki dünyada neler olabilir? Mekke mesela. Kudüs mesela yine inanç turizmi için yoğun turistik alanlar arasındadır. Ziyaret turizmi herhangi bir yer. Sağlık turizmi yine sağlığın geliştiği özellikle gelişmiş ekonomilere sahip ülkelerde. Kongre turizmi burada özellikle Türkiye'de İstanbul örnek verebiliriz. İstanbul dünyada da kongre turizminin yoğun yapıldığı alanlar arasına rahatlıkla girebilmekte. Kongre deyince aklımıza neler gelecek? Bu anlamda ajentelerin ya da bu şirketlerin bir aylığına gelip İstanbul'da ya da herhangi bir merkezde hem toplantı hem de gezme ve dinlenme olarak yaptığı turizme biz kongre turizmi diyoruz. İstanbul varlığını kongre turizmiyle dünyayı da duyurmaktadır. Son yıllarda gelişen turizm olarak da karşımıza sıkça çıkacak kolardan bir tanesi. İş için yapılan turizm, tarihi ve kültürel alanlar, Türkiye'de örnek isterse Efes mesela İzmir'de bulunan Efes en güzel örneklerden bir tanesi. Dinlenme ve eğlence için yapılan turizm, eğitim için yapılan turizm yine karşımıza turizm dalları arasında çıkacak. Ulusal parklar, UNESCO tarafından 1948 yılında korunma altına alınmış alanlardır. Bunlardan milli parkların en yoğun olduğu alanlar sorulursa Kuzey Afrika diyeceğiz. ABD ulusal parklarına hemen bir bakalım. Zaten ulusal parklar genellikle ABD ve Afrika kıtası üzerine yoğunlaşmakta. Bunlardan ilki Yellowstone. ABD'de bulunan hatta arkadaşlar aklımıza fikir oluşturması için 2012 adlı filmde Yellowstone'ı bize rahatlıkla tanıtan film örneklerinden bir tanesi. Orada neler vardı karşımıza çıkan? Bu parkın içerisinde oldukça yoğun gayzerler, volkanik sağlar ve sıcak sular vardı. O o zaman biz Yellowstone deyince aklımıza ilk olarak ABD'de bulunan ve dünyanın ilk ulusal park olarak geçen Montana Idaho eyaletleri arasında bulunan parkın içerisinde geyserlerin, sıcak suların, çağlayanların ve volkanların yoğun olarak bulunduğu park gelecek. Boz ayılar, kurtlar, bizonlar, Kanada geyikleri de bu alan içerisinde yer alan ve geniş ekosistemlerden bir tanesi olan park alanıdır. Yine Amerika'da bulunan Büyük Kanyon Ulusal Parkı yine ABD içerisinde yoğun alan kaplayan parklardan bir tanesi ve önemli merkezlerden bir tanesi. Yine 127 Saat adlı filmde bu kanyonla ilgili oldukça güzel bilgiler, tanıtımlar karşımıza çıkmakta. Arizona eyaletinde Colorado Nehri çevresinde oluşan ve bu anlamda kanyon tipi almış vadi türüdür. Akarsu aşınımı kanyon deyince aklımıza ilk gelecek şeylerden bir tanesi de yapmıştık. Burada da bir hatırlatma olsun. Yine 4 milyondan fazla ziyaretçiyi her yıl kendi bünyesine çekmektedir bu park. Yosemite yine ABD'de bulunan Kaliforniya eyaletini içinde geçtiği bir park. Şelalleriyle ünlü, biyoçeşitlik oldukça fazla. Kuzey Amerika'nın en yüksek şelalesinde bulunduğu park alanıdır bu parkımız. İkinci bölge demiştik en yoğun ulusal parka sahip. Afrika. Afrika'daki ulusal parklar ise genellikle Savan bölgesinin içinde bulunan ve Tanzanya'yı genellikle paralel geçen park alanlarıdır. Bunlardan ilki Serengeti Ulusal Parkı. Tanzanya'nın kuzeyinde yer alır, binlerce hayvan türü bulunur. Doğu Afrika'nın en büyük milli parkı alanları arası içerisine girmiştir. Seyris Ulusal Parkı ise büyük timsahlar, siyah gergedanlar, filler, zürafaların yaşadığı e, önemli bir ulusal park. Ulusal sıcağı etti. et, fil dişi, boynuz, deri üretimi yaptığı için UNESCO tarafından da yoğun koruma altına alınmıştır.